Şimdi ilk başta bir özet ifadelerle başlayalım. Bootloon'in Linux kernel eğitimi slaytlarına başvuruyorum. Burada Linux lisansından bahsediyor. Linux lisansından kastı kernel'ın lisanslanması ve GPLv2 olarak lisanslı. Aklımıza gelebilecek en önemli GPLv2 lisanslı projelerden bir tanesi Linux kernel. Ve pek çok onlarca yüzlerce proje var. En ünlüleri yine BusyBox diyebiliriz ve pek çok proje. Şimdi burada kısaca ve kabaca hemen GPLv2 bizim pratik hayatımız için ne anlam ifade ediyor? Linux kernel örneğinden Bootloon ekibinin slaytında ifade ettiği özeti size aktarıyorum şimdi. Linux yüklü bir cihaz aldığında, sana ulaştığında veya satın aldığında, aynı zamanda onun Linux kaynak kodlarını üzerinde çalışabilmek, modifiye edebilmek ve yeniden GPLv2 şartları dahilinde dağıtabilmek üzere teslim almalısın. Eğer bir Linux tabanlı cihaz almışsanız, o içerisine gelen Linux versiyonunun, eğer bu bir mainstream Linux versiyonsa veya TI'nin dağıttığı veya NXP'nin dağıttığı bir Linux versiyonsa, en azından versiyonu bilip hangi cihazınızda çalışan birebir Linux kernel versiyonunu derleyebilir, okuyabilir, değerlendirebilir, tekrar dağıtabilir kabiliyetli olmanız gerekiyor. Aynı şekilde Linux tabanlı bir cihaz geliştirdiğiniz zaman müşterinize bu Linux kernel source kodunda herhangi bir değişiklik yapmamış olabilirsiniz ama müşterinizin sizin hangi versiyonu nereden kullandığınızı biliyor ve ulaşabiliyor olması lazım. Müşterinize şu bilgiyi verebilirsiniz. TI'nin Linux SDK'sının 0.6.0.13 versiyonunda yer alan 4.19.94 kernel'ının şu commit ID'si halinde bunu kullandık diye müşterinize ifade edersiniz. Link verirsiniz kısaca. Müşteriniz de bunu indirebilir, kullanabilir, derleyebilir. Sizin elde ettiğiniz zmuth, umuth, kernel binary'sini o da elde edebilir. İçerisinde değişiklik yapıp yine değişiklik veya redistribute tekrar dağıtma durumunda GPLv2 şartlarına, kısıtlarına uymak üzere o da sizde her ne yaptıysanız aynısını devam ettirerek bu zinciri devam ettirme hakkına haiz. GPLv2 zincirleme ilişkiyi korumak istiyor. Bu özgür yazılımın, Copyleft'in en önemli meselesi. Lavabo aç. Aça 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 gitmek ister. Virütik bir şekilde virüs bulaşa 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 bulaşmak ister. Kötü anlam gibi geliyor kulağa ama aslında bu işin doğası, bu bulaşıcılık özgürlüğün buradaki en önemli koruyucusu. Bir de 42. sayfada yine Linux kernel bağlamında bir şeyler ifade ediyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. Eğer Linux'a modifikasyonlar yapılmışsa, bu artık türetilmiş bir iş, yeniden yorumlanmış bir iş anlamı taşıyacak ve yeniden GPLv2 olarak lisanslanmak zorunda. Nedir yani? Kernel source kodunda, kernel source kodunda doğrudan nokta O'larda, yani obje olarak kernel zimage'in, umage'in içerisine link olacak şekilde yaptığınız değişiklikler. Oldu ya, maşallah elinize sağlık. Bu kabiliyettesiniz, bunu yaptınız. Ve siz kendinize bir Linux kernel konfigüre etmediniz. Siz o source kodda bir değişiklik yaptınız. Ve bu durumda GPLv2 olarak bunu yayınlamak durumundasınız. Şurada da güzel bir ifade bulmuş. GPL'in zaten geçerliliği mahkemelerce doğrulanmıştır diyor. Evet, bunu yapmak zorunda olsan da bunu ne zaman yapacaksın? Bu yayınlamayı cihazın satışa, piyasaya, rafa çıktığında, bu cihazı geliştiriyorsun, cihazın rafa çıktığında bunu yapmak. O tarihten itibaren bunu yapmak durumundasın. Ve değişikliğini tüm dünyaya değil, müşterine
açmak zorundasın. Bu en önemli mesele. Kısaca GPL konusunu aslında bitirdik. Herhangi bir değişiklik sizin GPL V2 olarak source kodunuzu yayınlamanızı gerektirir. Bu Linux kernel örneğinde ben bunu konuşuyorum. Buzzybox'sa Buzzybox veya X projesi libmodbus'sa pardon LGPL'de herhangi bir GPL V2'li proje aklınıza ne gelirse hepsi için geçerli bir mesele. Buradaki sadece kernel'ı bağlayan hiçbir şey yok. Burada GPL V2'yi aslında bu şekilde bootleyiciler kısaca özetlemiş oluyorlar. Ne zaman GPL V2 ile lisanslamalık ve yayınlamak durumundasın? Ürünün rafa çıktığında, 2 yıllık projeme, 2 yılın sonunda ne zaman satışa çıkıyorsan ve tüm dünyaya mı açıyorsun Linux kernel'ında yaptığın değişikliği? Hayır, müşterine veriyorsun. Müşterin de GPL V2 lisansı olarak onu alıyor. Müşterin yayınlayabilir mi? Artık müşterinin elinde bir GPL V2 lisansı var. Müşterin tüm dünyaya yayınlayabilir mi? Açıkçası engelleyemezsin. Benim anladığım, bildiğim kadarıyla müşterinize GPL V2 olarak yayınlarsınız ama müşterinizin kulağına ya ne olursun bunu kimseye, başka kimseye verme. Hayır, onun elinde GPL V2 lisanslı modifiye edilmiş bir kaynak kod. Onu o da istediği gibi kamuya yayınlayabilir. O da onu tekrar müşterisine verebilir. Tabii ki siz burada müşteriden kasıt Linux kernel'ı satmıyorsunuz arkadaşlar. Sizin sattığınız şey kutulu donanımınız, ürününüz. Siz donanım satıyorsunuz, ürün satıyorsunuz, cihaz satıyorsunuz. Sattığınız şey Linux kernel değil zaten. Yaptığınız değişiklikle orada harcadığınız adam saat, ürününüzü zenginleştirmiş oldunuz. Ürününüzle uyumlu bir işletim sistemi ortaya çıkarmış oldunuz. Evet, kernel objelerle yapmadınız. Şimdi kernel obje, siz driver geliştirdiniz ama bunu .co kernel obje olarak değil de .o olarak kernel içerisine gömmeyi tercih ettiniz. Bu sizin tercihiniz. Kernel'ın internal'larında artık daha değişiklik yapmak zorunda hissettiniz kendinizi, her neyse. USB bus erişimi, yıkarıcı bus erişimi, yani böyle bir ihtiyaç oldukça yani zor karşılanacak internal'larda değişiklik, kernel üzerinde oldukça zor bir ihtimal ama yapmanız gerekti. Veya driver yazdınız, driver'ı kernelobje.co olarak ayrıca değil, .o olarak uimagin, zimagin içerisine link ettiniz. Artık siz o derivative work, işlenmiş bir, türemiş bir çalışma anlamı taşıyacağı için GPL V2 olarak siz o Linux kernel'da lisansladınız. Siz Linux kernel'ı satmadınız, ürününüzü sattınız ve müşterinize verdiniz. Müşteriniz onu istediği gibi kullanabilir. Public'e, genele, kamuya da açabilir. Ama siz açmak zorunda değilsiniz. Müşteriniz de muhtemelen açmayacaktır. Benim genel olarak gördüğüm, izlenimim, tahminim o yönde. Şimdi evet, proprietary drivers, yani özel mülk olan yazılım. Siz özel mülk olarak bir driver geliştiriyorsunuz. Bunu lisanslıyorsunuz, bir driver yazdınız. Onu modül olarak değil, yani konfigürasyon yaptınız kconfig'de, m olarak işaretlemediniz ki co çıksın sonuç. Ayrı bir dosya olarak çıkmasın da sonu internal olarak, built-in olarak driver, zimagin, uimage, kernel derlemesinin içerisinde link olsun istiyorsanız o driver'ı özel mülk şirketinizin lisanslamasında özel mülk lisanslaması yapamazsınız. Özel mülk lisanslaması yapacaksanız onu bu kernel özelinde artık konuşuyoruz. Kernel obje olarak derlemeniz lazım ki o bile gri bir alandır deniyor. Çünkü hiçbir kernel obje derlemişseniz veya yazmışsanız bilirsiniz ki o kernel'a entegre bir yazılım yazıyorsunuz. Kernel'ın nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Bir standalone, bağımsız, kernel'den bağımsız çalışan bir yazılım değil. Bu bir gri alandır.
Nvidia örneği vardır deniyor ve bu da legal veya illegal olması net olmayan bir konudur denmiş. Ve şurada bir link var. Kernel driver statement diye. Burada kernel topluluğunun, Linux kernel topluluğunun genel olarak özel mülk modüllerine, driverlarına dönük yorumlarını bulmanız mümkün. Şimdi gelelim, devam edelim. GNU.org'dan GPL'in tam metnine ulaşabilirsiniz. Bu GPL versiyon 2. Aynı zamanda Türkçesinde özgür lisanslar.org.tr altında Linux Kullanıcılı Derneği bir çalışma yapmış. Ama bu Türkçesi resmi olarak GNU.org'da yayınlanmamış. Resmi olmayanlar listesinde de ben göremedim. Linux Kullanıcı Derneği kendi kendine böyle bir çalışma yapmış. Ellerine sağlık. Ben okudum. Hani okunabilir de gayet güzel. Burada da Türkçesini, tam metnini okuma fırsatı elde edebilirsiniz. GPL V3 hakeza yine GNU.org üzerinde ve yine hakeza GPL V3'ün Türkçe çevirisine de özgür lisanslar.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Kısaca ikisine de baktığınızda GPL V3'ün daha açık bazı noktalarda kendini daha açık ifade ettiğini görüyorsunuz. V2 ve V3'ün farkı nedir diye bakarsak eğer, şurada IFROSS diye bir enstitü var, Alman bir enstitü. Bu kamu lisansları ile ilgili hukuki konulara bakan bir enstitü. ABC'de 4 tane fark ifade etmiş. GPL V3 uyumluluk meselesi. Diğer videolarda da hasbelkader, elimizden geldiği kadar, kafa karıştırdığımız kadar bu uyumluluk konusunda bir el atmıştık. Yani downstream, upstream meseleleri, özellikle EUPL özelinde, Avrupa Birliği kamu lisansı özelinde bir şeyler konuşmaya çalışmıştım. Kendim de öğrendiğim kadar. Maksat kafa karıştırmak, maksat dikkat çekmek, maksat farkındalık video serisinin meselesi bu. Burada uyumluluk üzerine daha net ifadeler GPL V3'ün V2'ye göre daha açık net şu uyumluluk meselesinden bahsettiğini. Yani GPL V3 bir kod, başka bir source kodun içerisinde bulunması, GPL V3 bir ana proje içerisinde başka bir source kodun bulunması meseleleri. Bu B'de bahsettiği, şimdi pek girmeyeceğim ama bu dijital DRM meselesi, Digital Rights Management veya işte Free Software Özgür Yazılım Vakfı'nın dediği Digital Restrictions Management, onlar böyle dalga içerek bazı şeyleri çeviriyorlar. DRM meselesi ilgili endişelerden bahsedilmiş. Bir de özellikle GPL V3 patent lisanslaması meselesi üzerine ekstradan değiniyor GPL V2'ye göre. Evet, bu değiş hakkında en azından benim anladığım kadarıyla konu Afero'ya doğru gitse de GPL V2'de bu tam olarak net olmasa da GPL V3'te şu bizim özel kullanım, private kullanıma dikkat çekiyor gibi geliyor bana. Biz şöyle gidelim bakın. Private use'a gittiğimiz zaman private use'a geliyorum. Private use'da GPL'e iniyorum. GPL 3'te bile private use, gördüğünüz gibi yes. Şimdi tabii Afero'da no network usage meselesiyle bir sınırlama var. Burası anlaşıldığı üzere private use'u ifade ediyor. Şimdi what is the difference'a geliyorum. Evet. Velhasılı kelam. GPL V3 açıkça ifade eder ki deniyor. Bu özel kullanımda source kodu hiçbir şekilde değişikliklerinizi açmanız gerekmez. Yani şirket içi kullanımlarda buna dahil olarak anlaşılıyor. Ama şirket içi kullanım derken, eğer bunu siz bir software as a service gibi böyle bir SaaS, PaaS platformlara da bir bulut işleminde
Bu zaten benim data center'ımda şirket içi kullanıyorum deyip dışarıya sunduğunuz zaman iş Affero General Public License'e, AGPL'e geçmesi gerekiyor. Yani şirket içi kullanım sadece denemeniz için, şirket içerisinde bunu keşfetmeniz için, bu yazılımın kabiliyetleriyle tanışmanız için veya günlük iş yerinizde kullanıyor olduğunuz durumda bu bir private use diye biliyoruz ve bu source kodu kimseye vermenize gerek yok zaten. Kime vereceksiniz? Kendi kendinize kullanıyorsunuz. Evet. Burada bir link var. Ne zaman bağımsız yazılan, geliştirilmiş bir yazılım ne zaman GPL altında lisanslanmalıdır diye harika bir link var. Bu IFROSS IFROS diyelim kısaca. IFROS'a çok teşekkür ediyoruz bu enstitüye. Bakın burada her ne kadar şurada girişte gri durumlardan bahsetse de net olan şudur ki diyor. Net olan şudur. A. Mevcut kodu değiştirmek. Bir kodun içi, o kodun içerisinde değişiklik yapmak veya sizin mevcut büyük kaynak kodunuzun içerisinde bu GPL kaynak kodu yerleştirmek. Bunların hepsi derivative work, yani türetilmiş iştir ve bu artık GPL bulaştı. Bu istersen GPL source kodun içerisinde değişiklik yap veya o GPL source kodu al, sen kendi source kodun içerisine koy. Artık o her ne olmuşsa yeni şey artık o GPL ve lisanslı olarak piyasaya sürülmek zorundadır dedik. Bir A. B. Joint distribution. Şimdi bu data, bu bir CD içerisinde veya bir hard disk içerisinde bir kurulum ISO'su, işletim sisteminin bir kurulum ISO'su olduğunu düşünün. Ubuntu dağıtılıyor, Debian dağıtılıyor veya Windows işletim sistemi dağıtılıyor. Bunların içerisinde GPL binary'lerin yanında özel mülk derleme binary'ler de olabilir veya herhangi bir lisansta derlemeler de birlikte bulunabilir. Bunlar birbirinden bağımsız çalıştırabilir dosyalardır ve birbirinden bağımsız istendiği gibi lisanslanabilir. Dolayısıyla bir Ubuntu içerisinde GPL V2 V3 lisanslı binary'ler, sizin zaten onu çalıştırıp kullanma hakkınız var. Onu hem özgürsünüz hem ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Aksi iddia etmedikçe onun sahibi tarafından. Aksi iddia edilmedikçe sahibi tarafından siz bunu ücretsiz ve özgür bir şekilde çalıştırılabilir dosya olarak kullanıyorsunuz. O Ubuntu'nun yanında aynı zamanda özel mülk bir lisanslı yazılımda olabilir. Bir exe, user bin altında özel mülk çalışılabilir dosyalarla özgür lisanslı çalışabilir dosyalar aynı klasör içerisinde, aynı işletim sistemi içerisinde, aynı CD içerisinde birlikte taşınabilir. Aynı zamanda kullanılabilir. C. Şimdi Linux altında herhangi bir user space, user land demiş. Bu user land diye bir ifade yok. Belki Almanca'dan direkt çevirdiler ve bu şekilde ifade ettiler. User space demek istiyor olsalar gerek. User space'deki Linux sistem çağrılarını kullanan, örneğin bir siz IOCTL fonksiyonu kullanarak Linux'un nimetlerinden faydalandığınız sistem kolları, sistem programlama yaparken, sistem programlama fonksiyonlarını kullanarak siz bir user space uygulama yazdığınız zaman, her ne kadar kernel GPL V2 de olsa, sizin user space'deki ama sistem çağrılarını kullanan uygulamanız istediğiniz şekilde lisanslanabilir. GPL ile GPL lisanslaması altına düşmez. Evet, özellikle derleyiciler meselesi. GCC GPL V2'de. Şimdi orada GCC'yi kullanım şekliniz sizi GPL lisanslı bir derleyici kullanıyor olmanız sizi GPL'e muhatap eder mi? Etmez. Kernel modüller, biraz önce bootlinden de bahsettik. Burası gri bir alan ama kernel modüller KO, kernel obje olarak derlenmiş olmak üzere özel mülk olarak da dağıtılabilirler. Ama bu gri bir alan. Kütüphane meselesi. GPL V2 V3 bir kütüphane, statik de olsa, dinamik de olsa linklenemez. Bunu
derivative work, yani türetilmiş iş, değiştirilmiş iş olarak GPL yorumlar. Ancak işte LGPL var bunun için zaten. LGPL'de share objeyi ancak link diyebilirsiniz. GPL'i zinhar asla library olarak kendinize linklemeyin. Herhangi bir interface üzerinden, eğer bir OGPL uygulama size bir protokolde, bir UDP haberleşmede veya bir pipe ile sizinle diğer uygulamalarla haberleşeceği zaman bu yine GPL muhatabı konusu değildir. Siz GPL lisanslanmış herhangi bir uygulamayla o uygulamanın dışında haberleşebilirsiniz. Bu sizi de ister pipe'larla, ister soketlerle, UDP TCP soketlerle veya onun STD out'unu kullanarak, STD input vererek herhangi bir etkileşime girmeniz sizi de GPL bağlamına sokmaz diyorum ve sıradaki linke geçiyorum. Evet, GPLv3 için bir hızlı rehber hazırlamışlar. Bunun üzerine burada bir yazı var. GPLv3'ün uyum meselesiyle de alakalı. Burada GPLv2 ile olan farkları da hissedebileceğiniz GPLv3'ü üzerine bir makale var. Evet. Evet, lisans istisnaları için SPDX projesinden ayrıca bir videoda sadece SPDX'ten bahsetmeyeceğim ama SPDX ve benzerleri ve ilişkili projelerle ilgili yani biraz lisans denetim otomasyonu gibi şeylerden bahsedeceğim. Lisans uyum otomasyonu ya da ondan kısaca bahsedeceğim zaman SPDX'ten bahsederim. Burada bir liste var. Linux syscall node. Bakın burada Linus Torvalds'ın yazmış olduğu bir exception var. Bu sistem kollarının kullanılması GPL'i delmez diye bir istisna buraya koyuyor. Ve mesela U-Boot. U-Boot'un içerisinde değişiklikler yapmadan U-Boot'u kullanmanızın mümkün olmadığı durumlar var eğer kullanmışsanız. Örneğin yani buradaki metinden ben bunu çıkaramadım ama umuyorum ki hani PMUX değerleri de board'unuz için U-Boot içerisine girip değerliyorsunuz. U-Boot'unuzu kendi board'unuza göre hale getiriyorsunuz ve değerleme aşamasında source code'da değişiklikler yaparak bunu başarıyorsunuz. Bu metinden bunu çıkaramamış olsam da anladığım kadarıyla U-Boot'ta bizi korumak adına GPL'e bir dur dediği bir istisna burada ifade etmiş ki biz de U-Boot'un kullanımı zaten source code'un değişimini gerektirdiği durumlar istisna tutulmuş. Evet, sona geliyorum. Bu eğitimden tabii ki size bir sahneler gösteremeyeceğim. Lisans videosunda lisans delmeyelim. Ama ve lakin bu linkini de vereceğim. Tavsiye ediyorum bu eğitimi LinkedIn Learning içerisinde. Çok güzel bir ironiden bahsetmiş. Bu tartışmalı bir şeydir tabii de. GPL text kendisi açık değil diyor. İronik bir şekilde. Yani çok GPL'i yerden yere vurmuyor ama sadece buna bir ironik olarak da bundan bahsetmiş bu video içerisinde. Evet. Ve bir sonraki konuya atıfta bulunuyor. Bir sonraki konulara atıfta bulunuyor. Common kriteri olarak lisansın kendi teksti. Tabii bu lisansta yazılmış bir şey değil mi? Bunun da bir sahibi, bir hakkı, kullanım hakkı var. Bakın ne diyor? Bakın. Herkes bunu dağıtabilir, kopyalayabilir ama hiç kimse değiştiremez diyor. Değişimle alakalı herhangi bir kapsam yok. Şimdi Türkçesine de bakalım. Bu lisans belgesinin kopyasının herkes tarafından kopyalanması ve dağıtımı serbest olup değiştirilmesi yasaktır. Hayda.
Bu bir şey, ikilem. Bu bir eğer metinse, metinler için ve dokümanlar için bir lisanslama ve GPL uyumlu da olan Common Criteria lisansları var. GPL'in metin hakkı pekala Common Criteria lisansı olarak dağıtılabilir. Pekala. Diyor. Bu eğitiminde John Patterson. Evet, GitHub'ın şöyle pek güzel bir bu linki de bırakacağım. Search Advanced zaten buradan da gördüğünüz gibi. Örneğin ben ne yapacağım şimdi? C'de yazılmış GPL V2 lisanslı projeleri getir önüme diyeceğim. Bakın ne kadar güzel. Track OBS Studio mesela. Çok bilinenlerden. SystemD, OpenVRT gibi. Kimler? Tabii ki bunlar da GitHub'da repozitörü olan projeler için sınırlı olmak üzere. Ve şu videonun da linkini bırakacağım açıklamalara. Yunus Torvalds'ın GPL V3 hakkında kısa bir eleştirisi. Hem güzel diyor hem de kendisine uygun olmayan yönlerini ifade etmiş. Tabii ki aslında sahibi Richard Stallman'dan da videolar izler, bakar, okursunuz diyorum. Benden bu kadar. Sıradaki video MIT, Apache ve kısaca permissive olan lisanslar üzerine, bundan daha kısa olmak üzere bir video hazırlayacağız. Ondan sonra hazırlayacağım. Ondan sonra da bu lisans uyum otomasyonu üzerine biraz kafa yoralım. SPDX, Fosoloji, Yocto'daki destek. Onlara bir bakalım. Bu konuyu artık kapatalım. Çok uzadı. İyi geceler. İyi akşamlar.